karanlık madde. Öncelikle isterseniz bunu biraz anlatalım. Sizi dinliyoruz. Karanlık madde bizim bildiğimiz madde gibi olmayan bir madde. Bizim bildiğimiz maddede her zaman için bir etkileşme var. Ciddi bir etkileşme var hem de. Mesela iki elin birbiri içinden geçmez. Çok bariz gelebilir ama karanlık madde elinizden geçebilir. Elinizden geçtiği gibi şu anda bulunduğunuz odadan, televizyonunuzdan ve etrafınızdaki her şeyden, bu dünyanın içinden geçebiliyor. Yani hiçbir şekilde önündeki bizim bildiğimiz maddeyle etkileşmesini şimdiye kadar henüz bulamadık. Bu da şu demek, karanlık maddeyi bulmak zor demek tabii ki. Ama karanlık maddenin etkisini, evrendeki etkisini çok rahatlıkla görebiliyoruz. Bunlardan en büyük buluşlardan bir tanesi büyük patlamanın yankısında. Karanlık maddenin izine birçok alanda rastladık. Biraz önce gösterdiğimiz bu fotoğraf. Bu fotoğraftan yine evrenimizdeki enerjiyi, evrenimizdeki büyüten enerjinin evrenimizin yaklaşık %75'inin enerjisini teşkil ettiğini, evrenimizin geri kalanı enerjisinin ise madde olduğunu öğreniyoruz. Bu maddenin de işte yaklaşık 7'de biri bizim bildiğimiz gibi etkileşen, kuvvetlice etkileşen, elektromanyetik kuvvetle etkileşen, yani ellerinizi birbirinizin içinizden geçiremediğiniz gibi iki tane mesela yıldızın çarpışmasında da çok ciddi bir etkileşme olur. Ama karanlık madde sizin içinizden de geçiyor, yıldızların içinden de geçiyor ve şunu söyleyelim. Şu anda bu stüdyodaki karanlık madde yoğunluğu neyse alalım Dünya ile Ay'ın orta noktasını, orada da yoğunluk aynı. Ve çok derin bir noktayı düşünün. Galaksimizin içinde, Samanyolu gökadamız içinde, o noktada da karanlık maddenin yoğunluğu aynı. Yani bizim bildiğimiz gibi madde gibi belli noktalara kümeleşmeyen bir madde karanlık madde. Şu anda içinizden gelip geçiyor. Yaklaşık olarak hızını da hesaplayabiliyoruz. Saniyede 380 kilometre gidiyor karanlık madde. Ama karanlık maddenin doğası hakkında, yani yapı taşı nedir? Mesela bizim bildiğimiz maddenin yapı taşı atomdur, çekirdektir, elektrondur, protondur. Bunun gibi karanlık maddenin yapı taşı nedir sorusu uzun zamandan beri bilimin gündeminde ve bu konuda ilk ipucuna ulaştık alfa manyetik spektrometresiyle geçen haftalarda uzayda. Şimdi Bilge Hanım, peki bu buluş neyi değiştirecek insanlık adına? Sizi dinliyoruz. Şimdi ilk olarak şunu söylerim, karanlık maddenin buluşunu yapamadık daha. Yani şöyle diyelim, karanlık madde hakkında çok önemli bir kanıta ulaştık, bir ipucuna ulaştık. Onun aslında bizim bildiğimiz maddeyle etkileşmesi artık önemli bir, yani kesinlik kazandı demeyelim ama çok önemli bir şekilde bulduğumuzu düşünüyoruz. Yani normal maddeyle de etkileşmesi varmış, çok azmış ama varmış olduğunu düşünüyoruz şu anda bu buluşumuzun sayesinde. Yaratılışın denkleminin çözülmesi için bir adım mıdır? Yoksa çok mu büyük konuşuyoruz burada? Evet, çok büyük konuşuyoruz gerçekten. Yaratılış kelimesi çok büyük bir kelime ve medyada ne yazık ki CERN hakkında hem Büyük Hadron Çarpıştırıcısı deneyi olsun, hem bir yandan uzaydaki deneylerimiz olsun, hem Güneş'le ilgili farklı deneylerimiz olsun. CERN'de birçok deney var. Yaklaşık 100'e yakın deney var çünkü. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı tabii bunlardan en önemlisi, en büyüğü, medyada en yer alanı ama diğer deneylerimiz de var. Bunların hepsi ne yazık ki medyada sanki bir tanrıya oynama yahut da Tanrı'yı oynuyormuşuz gibi yansıtıldığını düşünüyorum ben bazen. Biz Tanrı'yı oynamıyoruz. Böyle bir amacımız da yok. Yaratılış çok büyük bir kelime. Biz sadece evrende var olan fiziği anlamaya çalışıyoruz. Bu anlama, nasıl bir botanikçi bir gülün yapısını anlamaya çalışırsa yahut da bir biyolog hücrenin yapısını anlamaya çalışırsa yahut da nasıl bir kimyager insülin atomunu, insülin molekülünü bulayım diye yıllarca uğraşıp insülin bulunduktan sonra milyonlarca insanın hayatını kurtarıyorsa, bizimki de ona benzer bir arayış aslında. Biz de anlamak, birinci amacımız anlamak, merakımızı gidermek. Çünkü meraklıyız. Evet. Nasıl bir 16 yaşında bir çocuk merak ediyorsa bu dünyayı, biz de aynı şekilde o merakı
hayatta tutabilmiş, hala canlı tutabilmiş insanlarız. Bilge Hanım, bu deneylerden tabii çok rahatsız olanlar da var. Albert Einstein özel izafiyet teorisi ile aslında bir taraftan barışçıl nükleer enerjinin kapılarını açtı ama diğer taraftan da atom ve hidrojen bombalarının yapımının da gerçekleşmesi nedeniyle bunun kapılarını da istemeden açmış oldu. İşte bu deneyler sonucu yapılacak keşifler de başka amaçlar için kullanılmayacağının garantisi var mı burada? Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim bu soruyu sorduğunuz için ilk başta. Yıl 1930'larda ve 1940'larda fizikçiler İkinci Dünya Savaşı'na gerçekten kendilerini çok bilim sahnesinin en önünde, hatta dünya sahnesinde buldular. Kuantum mekaniğinin atom bombasına izin vermesi sonucunda. Ve CERN 1954'te İkinci Dünya Savaşı ile parçalanmış olan Avrupa'yı tekrar bilim çatısı altında toparlamak için kuruldu. CERN'ün anayasası gereği zaten CERN'den çıkacak hiçbir bilgi bir savaş için yahut savunma sanayinde kullanılamaz. Anayasada bu yazıyor CERN anayasasında. Onun için yasak. Zaten şunu öğrendik. Atom altına gittikçe, yani nükleer fizikten parçacık fiziğine doğru gittikçe kullanılması da zorlaşıyor. Ama ortaya neler çıktı? Yani çok güzel söylediniz. İşte atom bombaları ortaya çıktıktan sonra ortaya çıkan buluşlardan bahsedersek, CERN'ün yine önderliğinde tomografi makinesinden bahsedebiliriz ve MR makinesinden bahsedebiliriz. Bunlar da çok büyük buluşlar ve sağlık fiziğine çok faydası dokunmuş olan buluşlar. Şimdi mesela Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun proton hızlandırıcı tesisi kuruldu. Türkiye'de ilk çalışan proton hızlandırıcısı bu. Geçen yıl Başbakanımız tarafından açıldı ve artık Sağlık Bakanlığı'nın izinlerle birlikte üretime geçmek üzere. Ve ne üretecek derseniz, tomografi cihazlarında kullanılan ilaçları üretecek ve farklı sağlık sektörlerinde kullanılan bu radyoaktif malzemeleri üretecek. Bu bizim için çok önemli bir adım. Yani şunu görüyorsunuz, atom altı fiziğinin, parçacık fiziğinin özellikle insanlara sağlık fiziğinde faydası olduğunu görüyoruz. Sağlık fiziğinin dışında da en yeni malzemeler, nanoteknolojiden süper iletkenliğe birçok buluş kuantum mekaniği ve parçacık fiziği sayesinde oluyor. Evet. Bunlarla düşününce ben bu merakın insanlık için çok faydalı olduğunu ve büyük deneylerin, büyük hadron çarpıştırıcısı dahil olmak üzere dünyadaki bütün bilimsel deneylerin insanlık için çok iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Evet.